içeriklerini proje yetkilisi tarafından sunacak. Evet. Projenin teknik içerikleri de proje yetkilerince sunulacak. Vatandaşlarımız sakin olsun. Değil değerli arkadaşlar. Kıymetli vatandaşlarımız, bizler burada sizlere en doğru bilgileri sunmak için buradayız. Evet, kıymetli vatandaşlarımız, şimdi projenin teknik içeriklerini proje yetkilisi tarafından sunacak. Evet. Projenin teknik içerikleri de proje yetkilerince sunulacak. Vatandaşlarımız sakin olsunlar biraz. Sakin olun. Evet. Vatandaşlarımız lütfen sakin olsunlar. Lütfen. İstirham ediyorum. Ben de sakinleştiriyorum. Kıymetli vatandaşlarımız, provokatif eylemlere lütfen itibar etmeyin. Sakin olalım. Kıymetli vatandaşlarımız, evet. Şurayı açabilir misiniz? Evet. Kıymetli vatandaşlarımız, biraz sakin olalım lütfen. Sevgili vatandaşlarımız, lütfen sakin olalım. Provokatif eylemlere galyana gelmeyelim. Burada devletin en etkili bilgileri sizlere aktarılacak. Sizlere anlatılan yanlış bilgilere itibar etmeyiniz. Sakin olunuz. Evet. Sakinleşecek vatandaşlar. Lütfen. Sakin olacaksınız. Evet. 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 Konuşmanın Değerli vatandaşlarımız, teknik bilgiler sunulacak. Ondan sonra soru, görüş, öneri, bütün yaklaşımlarınızı alacağız. İster sözlü geçirelim. Siz devlete hakaret ediyorsunuz. Devleti yönetenler hakaret ediyorsunuz. Devletin yetkilileri. Vatandaşlar ne diyor size? Bak müdahale ediyorsunuz, yanlış oluyor. Bak bu şekilde yanlış oluyor. Da kaldığı bağımsız akredite yetkilendirilmiş firmalarınca raporlanmıştır. Hakim bitki ve canlı türlerinin belirlenmesi amacıyla ülkemizin önde gelen üniversitelerinin konusunda uzman akademisyenleri tarafından 3 dönem arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Altagut Atalan projesi, tarımsal faaliyetleri dolayısıyla sera alanlarına sahip Altagut ve Nihal Gazi ilçesini etkilemeyecek uzaklık mesafesinde yer almaktadır. 362,92 hektarlık fiziki kullanım alanının 290,19 hektarı orman ve 72,78 hektarı ise... Jandarma komutanı 3 seviyeden vardı. Yanında 3 çavuş vardı. Yalnız bu şirketin müdürünmüş, Berber Umumuş. Şu arkadaş, bak orada gözlüklü arkadaş. Evet, ismini bilmiyoruz. Bak, arkadaşlar, eğitimden bana ölüm tehdit etti, ölüm. Gençlikli, biliyoruz oradasın, hızlı seçti gençlikli. Kimi seçti deniyorsun sen? Evet. Evet, Mustafa amcamıza teşekkür ederiz bu konuşmaların. Evet. Bunun için arkadaş burada. Beni jandarma komutanın yanında 3 yaşında ölümle tehdit etti. Seni vuracağım dedi. Kıymetli vatandaşlarımız, bugün burada konumuzun dışında söz alıp konuşmak. Evet. Arkadaşlarım, kıymetli vatandaşlarımız, kıymetli vatandaşlarımız. Hep birlikte cenazemizden iyi günümüzü, kökünümüzü birlikteyiz biz. Bunu taraflıklayalım. Hep birlikte batarsak batacağız. Bak ben arıcıyım. Daha ağrımı çıkaramadım maden olduğu zaman. Benim Türkiye'ye gider balım. Her yere yollarım. Ama ben bu dağ bittiği zaman arımı dağı çıkaramadım. Sakarya Deniz bütün bitecek. Abi değildir bu bizim. Deniz'in hepimizin sorumludur. Bir takmışsınız çıkarı için değil. Hepimiz birlik olalım. Ne olur yalvarın partilicilik bitiren şu köyde. Hep birlik olalım. Abel değiliz. Bittik mi? Hepimiz bitecek. Toprağımız hepimiz biteceğiz. Yalvarıyorum size. Sakın birbirine düşman olmaz. İyi günler, kötü günler beraberiz. Biz daha şehit verdik. Anlamış köyü için. Geçen sene mahal diye bir yerimiz vardı. Köy gitmenin ekildi. Düşman oldular halka. Gitmene al. Düşman oldu. Düşman. Yazıklar olsun şu halkına. Ama böyle şey yollarına gerek yok. Birkaç kişinin çıkar için uğraşmayın. Birlik olan toprağımıza sahip çıkalım. Lütfen ne olur. Bayrağımıza, bayrağımıza, toprağımıza sahip çıkalım diyorum. Eskişehir'in, İstanbul'un, Ankara'nın yeşilliğini %90'dan Sakarya Vadisi karşılıyor. Gelen Altagut'a toprağımıza sahip çıkalım diyorum. Yaya ve hızlandıralım çünkü... Çalışıyorum. Öncelikle bugün burada yapılacak olan faaliyet ne yazık ki bir vahşi madencilik faaliyeti. Burada 700 futbol sahası büyüklüğünde bir alan ÇED alanı olarak belirlendi. Ve bu alanın tamamında arazinin yüzeyi değişecek. Şu anda 10 yıl faaliyet yapacağız diyorlar. Ama biliyoruz ki başka bölgelerde de ruhsatlar var ve oralarda da araba çalışmaları yapılıyor. Bunları iyi görmemiz gerekiyor. Arkadaşlar burada bir açık ocak açılacak.
Derinliği ne kadar biliyor musunuz? 512 metre. 512. Derin 500 metre aşağısına inecekler. Her yıl 12 milyon. Her yıl 12 milyon ton malzeme çıkacak buradan. Çıkan bu malzemenin 6 milyon tonu her yıl bitirilecek. Nerede? Pasa sahalarında. Bu pasa sahaların şu anda yüksekliği yaklaşık 200 metre olacak diyorlar. Ama direklerin önüne aklına saygılar geçiriyorsun. Sen de burada evlat kaçırıyorsun. Evlat kaçırıyorsun. Üzere tutun. Toplanın. Ölecek ama siz değilsiniz. Değerli yaşam savunucuları, değerli vatandaşlarımız Alpoluklular, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Bir ufak düzeltme yapayım. Baran Bozoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi. Değerli arkadaşlar, aylardır Eskişehir'in, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yaşamı savunmak için bir araya gelen vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz toplumu doğru bilgilendirmek için sabahlara kadar hep beraber çalıştık. Çok emek verdiniz. Burada çok farklı sivil toplum kuruluşlarının bileşenleri var. Onlara yürekten çok teşekkür ediyoruz. Köylü kardeşlerimize, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün yaşadığımız olay, ilk andan itibaren yaşadığımız olay nasıl AKP bürokrasisinin oluştuğunun göstergesidir. Ülke bir parti devletine dönmüş durumdadır. Bugün görevini yapması gereken İl Çevre Şehircilik Müdürü'nün bir parti üyesi gibi konuştuğu, hatta bir şirket üyesi gibi konuştuğunu üzülerek gördük. Tabiri caizse bizleri köylü kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla yaklaşık çeyrek asır önce başlayan madencilik serüveniyle günümüzde Türkiye'nin bakır ihtiyacının %20'ye yakın kısmını tek başına karşılayan, bünyesinde 30 bine yakın kişiye dolaylı yoldan istihdam olanağı sağlayan ve milli kaynaklarımızı ülkemiz ekonomisine kazandıran %100 yerli sermaye ile kurulmuş ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından birisidir. Sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu madencilik faaliyetleri gerçekleştirebilmek adına Fethibakır Alpagut Atalan projesi 6 lokasyonda izleme ve örnekleme, 152 çeşme lokasyonda ise debi ölçümleri yapılarak toplamda 208 lokasyonda hidrosensüs çalışmaları yürütülmüştür. Ünite alanlarının mevcut durumunun değerlendirilmesi ve su seviyesinin gözlemlenmesi amacıyla toplamda 24 adet gözlem kuyusu açılmış olup 10 adet daha kuyunun izleme ve örnekleme amacıyla açılması planlanmıştır. Toprak kalitesinin belirlenmesi için 5 noktada örnekleme çalışmaları analiz edilmiştir. 3 adet jeoteknik araştırma kuyusu açılmış. Olabiliriz, söz de alabiliriz kıymetli arkadaşlar. Teşekkür ederim.
kendisi. Biz, ben hekimleri temsilen geldim ve bu projenin sağlık için ne kadar kabul edilmez olduğunu söylemek için geldim. Ama devlet diye gördüğümüz kişi karşımızda maalesef şirket elemanı gibi davrandı. Ediyorum bu cümle öyleyse. Sizin vekiliniziz. Sizlerin hakkını savunmak için buradayız. Tüm canlı yaşama, bakın canlı yaşamı dediğimiz zaman sadece insan canından söz etmiyoruz. Burada endemik bitkiler var. Ziraat odası çıkartmış tüm dökümanı. Ve burası sizlerin bildiği gibi tüm İstanbul'un yeşilliğini gönderiyor. Domates, Sarıcakaya Sakarya domatesimiz çok ünlüydü. O da ne yazık ki bitti ama yine de siz burada mücadele veriyorsunuz. Şimdi biz neden buradayız? Şöyle bir düşünün lütfen. Ve buradaki çevreciler neden buradalar? Hepsi Alpagutluların, Atalan tekkelilerin, tekecilerin hakkını ve tüm canlı yaşamını savunmak için buradalar. Bakın biz madene karşı değiliz. Biz talana karşıyız. Bizim tek istediğimiz gerçek anlamda doğaya zarar vermeyen faaliyetlerin yapılması. Ne yazık ki geçtiğimiz Şubat ayında İliç'te bir felaket yaşadık. Hepimiz izledik. Biliyorum sizin bir bölümünüzü alıp götürüyorlar. Biga'ya götürmüşler, duyduk. Şimdi bakın, Biga'ya gitmeye gerek yok. Şuradan çıkın, Kaymaz'a gelin. Sivrihisar, Kaymaz'a gelin. Şimdi diyorlar ki maden gittiği yeri kalkındırıyor. Sivrihisar, Kaymaz'da hiçbir kalkınma olmadı. Tam tersine ağaçlar öldü, insanlar kanser hastalıklarına yakalandı. Şimdi buradaki maden aynen İliç'teki sistemle yapılacak. Şimdi burada Alpagut bölgesi, bu bölge daha doğrusu Sakarya Vadisi, sadece Alpagut demeyelim. Türkiye'de iki bölge var. Biri Iğdır, ikincisi bu bölge. Mikro iklim klimalandırmasına sahip olan Türkiye'deki, Anadolu'daki tek bölge. Ve biz buraya ne diyoruz? İç Anadolu'nun Çukurova'sı diyoruz. Değil mi? O kadar verimli topraklarıyla. Şimdi burası size istihdam yaratmayacak Alpagut'a. Çok açık ve net istihdam yaratmayacak. Çünkü biliyorum siz seralarınızda çalışacak eleman bulamıyorsunuz zaten. Doğru mu? Doğru. Ama ne olacak? Bakın bu dağlar, gördüğünüz bu vadiyi oluşturan dağlar dümdüz olacak. Ben bunu yine Cengiz Holding'in işlettiği Mardin Derik'te gözümle gördüm. Tek şey neydi biliyor musunuz? Dümdüz olmuş bir ova ve kalkan gidip gelen tozlar içinde kamyonlar. İnsanlar ağlıyordu. Bir zamanlar gelmişler, tarlalarına yüksek bedellerle almışlar. Ama orayı terk etmeyenler ağlıyordu. Mahvolduk vekilim, nasıl kurtuluruz diyorlardı. Orada yöre halkı oradaki fosfat tesisinin içine dahi giremiyordu. İçine dahi almıyorlardı. Şimdi siz orman köylüsü olanlar var içinizde. Gidip bir tane ağacı kesseniz orada nelerle karşılaşacağınızı benden daha iyi biliyorsunuz. Değil mi? Ama ne oldu? Bakın bilmiyorum, gördünüz mü? Ben Alpagut'ta hemşerilerimle çıktım oraya yukarı. Daha madene başlamadan sondajlarla yüzlerce yüzyıllık ağaçlar kesilmiş. Bakın bir avuç toprağın oluşması için 300 yıl gerekiyor. 3
500 yıl bir avuç toprak için. Ama burada tonlarca toprak gidecek. Niye efendim? Bir ton al şeyin içinde, bir ton işte taşın içinde 1.5 gram altın bulunacak diye, değil mi? Şimdi biz altınsız yaşayabiliriz. Evet, devletimiz zor durumda, bütçede para bitti, paraya ihtiyacımız var diye madenlere yol açıyorlar. 17 kez maden yasası değişti. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? İşte o sadece yeşil olarak gördüğümüz ağaçların altında su kaynakları var. Çıksak şimdi adına konuşuyorum. Sayın Vekilim. Vekil olarak kendi adıma değil. Sayın Vekilim. Ben halk adına konuşuyorum. Evet, hepimiz halk adına konuşuyoruz. Halk adına, hakkını savunuyorum. Teşekkür ederiz. Sayın şimdi çok burada belediye mi? Şöyle. Belediye başkanı biraz önce gördüm, alkış tutuyordu. Evet. Ben hayatımda hiç kimseyi görmedim bölgesinin mahvolmasına izin verecek bir belediye başkanı şimdi, bugüne kadar gördüm. Şimdi belediye başkanımıza çok Vekil Hanım, bak, teşekkür ederiz. Eğer, şimdi bak, belediye dakika, başkanımıza eğer, Nihal Gazi belediye dakika, başkanımıza şimdi söz hakkı doğdu. Söz hakkı doğruysa konuşurum evet, tekrar. Evet. Hiç kimse engelleyemez. Çok teşekkür ederiz Vekil Hanım'a. Evet, mikrofonu alabilir misin? Evet, belediye başkanım. Evet, belediye başkanımın evet. Çok kıymetli misafirlerimiz, çok kıymetli Alpabut halkı, Alpabut'un ve Türkiye'nin geleceği konusunda yapılan bu halkın bilgilendirme toplantısı hayırlara vesile olsun inşallah. Oradan maden şirketi
Bize güvenin. Biz doğrunun ve hakikatin yanındayız. Biz asla öyle dedikoduymuş bilmem neymiş onlarla uğraşmayız. İlmin ve bilmin kendinin olmadığı yerde biz yokuz. Biz ilim ve fenle inanırız. O kadar. Başkanıma çok çok teşekkür ederim. Kıymetli vatan. Son bir cümle istirham ediyorum size. Çünkü bilim şu an bu planlanan bu proje şayet bakanlığımızca olumlu sonuçlandırılır ise, eğer bu proje Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de hangi mevzuata, hangi izinlere tabi ise bizim ülkemize de aynı izinlere tabi. Evet, teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Yediğiniz her şeyde ağır metal olacak. Kadınlarınız ya düşük yapacak ya hastalıklı doğum yapacak. Sağlıklı gebelik olmayacak. Kronik hastalıklarınız çok artacak. Eskiden birse kanserleriniz 10 olacak. Eskiden bölgede görülmeyen kanserlerinizde artış olacak. Mesane kanserinde, rahim kanserinde, meme kanserinde ciddi artışlar olacak. Bunları kulak ardı etmeyin. Toprağınızı da suyunuzu da her şeyinizi zehirleyecekler. Nereden bileyim ya? Dün 3500 tane dilekçe geldi. Evrak kaçırıyorsunuz. Bak evrak kaçırıyorsunuz. Tamam, evrak kaçırmıyoruz. Abiciğim biz evrak tamam, kaçırmıyoruz. Tamam eyvallah çıkar dozu. İmzasını çıkar kardeşim. Elimize ya orada ne tutuyorsun tamam, çıkar. Tamam götürün oraya. Tamam kardeşim fotoğrafını çekin. Ya sen ama işte. Ben niye yargı var? Ben şu anda hayır işte bu kardeşim yazın yasal. Değil mi? Senin yaptığın yasal. Senin yaptığın yasal. Senin yaptığın yasal. Yani sen şu anda resmen kaçırıyorsun Evrak'ı ya.